Değerli izleyenler, EkoTürk ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Eda Özdemir, Stüdyo New York'a hoş geldiniz. Az sonra konuğumuza Amerika'ya gideceğiz fakat öncesinde piyasalara bakalım. Şu anda yön nereye doğru, açılışı Amerikan piyasaları nasıl yapmış bir göz atalım ve ABD endeksleriyle başlayacak olursak pozitif ayrışanın S&P 500 olduğunu görüyoruz. An itibarıyla hafif de olsa bir yükselişi var. %0,05'le ve 3907,88 puan civarından seyrediyor S&P 500. Dow Jones'a baktığımızda düşüş var %0,17 ile ve 31.340 puan civarı bir seyirde Dow Jones'ta görülüyor diyelim. Ve teknoloji tarafına baktığımızda ise Nasdaq endeksinde Dow Jones benzeri bir yüzde de düşüş ve 13.685 puan civarı bir gidişat var. ABD tahvil faizleriyle devam ediyoruz. 2 yıllıklarda nötr bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. ABD 10 yıllıklar ise yükselişte %2,33 ile yukarıya bakıyor. Tahvil faizleri 30 yıllıklarda da aynı şekilde yükseliş var. O taraftaki yükselişin de %2,62 olduğunu belirtelim. Paritelere bakalım. Tabloda negatif ayrışanın Euro-Dolar olduğunu görüyoruz sadece. %0,26 ile Euro, Dolar karşısında değer kaybında 1,21 seviyeleri kaydediliyor. An itibariyle öte yandan Dolar endeksinde yükseliş var. %0,29 ile yukarı yönlü hareketler gerçekleşiyor ve 90-65 seviyelerini görüyoruz. Pound'un Dolar karşısında bir yükselişi söz konusu. %0,09 ile 1,38 seviyeleri var. Doların yen ve İsviçre frangı karşısında yukarı yönlü hareketleri var bir de. %0,27 ile dolar yen paritesinde yükseliş var. 105.3 seviyeleri kaydediliyor. Dolar İsviçre frangı tarafına baktığımızda ise yine benzer bir yüzde de yukarı yönlü hareket var ve 0,89 seviyeleri görülüyor. Bir de kripto paralara bakalım. Şu anda sadece Ethereum yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Ethereum'da satış var %0,69 ile düşüşte birim ve 1768 dolar 61 sentten işlem görüyor bir kripto para. Ethereum bir diğer kripto para Bitcoin'de şu an hafif düşüş ve yükseliş hareketleri arasında giden dalgalı bir seyrin olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim hala seviye çok üstlerde 46.809 dolar civarında, hatta 50.000'i bulur mu konuşmaları da sürüyor hala. İnceliyor olacağız programımızda da %0,14 ile şu an yükselişe geçmiş durumda. Bitcoin TL tarafına baktığımızda ise orada da yukarı yönlü hareket var ve 329.618 TL civarı bir seyir var. %0,33'lükte bir yukarı yönlü hareket var diyelim. Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuza devam ediyoruz programımıza ve New York'tan bağlanacak kendisi ATCCI Batı Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Sinan Odes yayınımızda. Sinan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Eda Hanım, iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Öncelikle Amerika iç durumundan konuşmaya başlayalım isterseniz. Azil günlerdir konuştuğumuz bir konu aslında. Orada da süreçte 3 gün geride kalmış oldu. Anayasaya uygunluk tartışması vardı derken sürecin devamında karar kılındı. Şu anda Amerikan medyasında konuşulanlar neler, sürece ilişkin beklentiler neler, sizden dinleyelim. Bugün savunma bu davada söz hakkı alacak ve söz alacak ve bu önemli bir gün aslında bu dava için, çünkü savunmanın ne tarz bir savunma yapacağı merakla bekleniyor tüm Amerika halkı tarafından. Ayrıca Amerika medyası da ilgiyle savunmanın gerekçelerini bekliyor, beklemekte. Tüm bunlarla beraber Trump'ın savunmasının nasıl olacağı konusunda bazı ipuçları var. Özellikle savunmanın en başta ilk söylediği şey, işte bu davanın bir anayasal dava olmadığıydı. Ancak bu konu kapandı, anayasal bir dava olduğuna karar verildi. Şimdi de ikinci savunmasında Trump'ın ne yaptığını bilmediği ya da bu şekilde bir işgalin olacağını bilmediği, planlamadığı yönde bir savunma yapılacak. Ancak buna karşı birçok karşıt fikirler var. Tabii ki diğer taraftan. Diğer tarafta bu Trump'ı suçlamaya devam edecektir. Özellikle Trump'ın yaptığı, Biden'a yaptığı çağrı, hani seçimi onaylamama çağrısı bu yönde şu anda Trump'ın en büyük sorunu gibi gözüküyor. Bu dava içerisinde. Çünkü
savcılık tarafı mutlaka bunu bir koz olarak gösterecek gibi görünüyor davada. Bunun haricinde daha birçok açıklaması var Trump'ın. Seçimin çalındığına dair herhangi bir kanıt olmadan konuştuğu birçok konu var. Dolayısıyla bu davanın sonucu ilgiyle takip ediliyor burada da, Amerikan medyasında da. Biz de bugün özellikle savunmayı izleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Ben de merakla bekliyorum. Sinan Bey, bir de Türkiye-Amerika arasındaki diyaloğu ve son dönemdeki gelişmelere bakacak olursak, Amerika'da 54 senatör Joe Biden'a bir mektup verdi ve Türkiye'deki insan hakları ihlali, Türkiye'deki iç meseleler burada ana gündem maddeleriydi. Bu konuda Amerika'nın bir adım atması gerektiğinin altını çiziyordu mektupta yazanlar. Öte yandan TBMM'den bir cevap geldi ve bunların NATO müttefikliğimizle, çünkü orada NATO müttefikliğimize de gelen bir laf vardı, bir alakası olmadığının belirtildiği bir cevap da geldi. İlişkiler biraz gergin diyebiliriz son dönemde. Sizin beklentileriniz nelerdir bu yönde? Hem senatörlerin verdiği mektubu göz önünde bulundurduğunuzda, hem de Türkiye'den gelen yanıta baktığınızda diyalogda nasıl bir seyir olabilir önümüzdeki dönemde? Şimdi iki açıdan bakıyorum ben bu tartışmaya, bu sürtüşmeye, öyle söyleyeyim. İki açıdan bakıyorum. Birincisi, Amerika müttefiklerinden bazı beklentileri var. Mesela geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da iki siyasi tutuklunun bırakılması yönünde bir çağrı yapmıştı ve bu çağrı karşılık buldu. İki mahkum serbest bırakıldı Suudi Arabistan tarafından. Dolayısıyla Amerika'nın standart bir müttefiklerine verdiği uyarılar veya işte insan hakları çerçevesinde yaptığı uyarılar var. Ancak olayın diğer bir açısı da Amerikan hükümeti Türk hükümetine bilenmiş görünüyor. Yani bu daha seçim öncesinden başlayan bir süreçti ve seçim öncesinden başlayan bu sürecin devamını görüyoruz. Dolayısıyla karşılıklı sert açıklamalar geliyor. Bu önümüzdeki dönemde ya yumuşayacaktır, büyük bir ihtimal ben yumuşayacağını düşünüyorum. Çünkü karşılıklı açıklamalardan sonra özellikle Milli Savunma Bakanımızın yaptığı S-400'leri kullanmasak da olur açıklaması Amerika'da karşılık buldu. Amerika'da olumlu karşılandı. Ama bu tabii ki şöyle söyleyeyim, tam olarak da hani tüm sorunları çözmüyor. Dolayısıyla karşılıklı biraz aslında dilin yumuşaması lazım. Burada da aslında Amerika'nın biraz ön ayak olması gerekiyor. Çünkü açıklamaları ben de açıkçası çok sert buldum. Ve gerçekten de sert çıkışlar olmaya başladı Amerika'dan. Eğer bu böyle devam ederse birkaç ay daha, bu senenin ikinci yarısında büyük bir ihtimalle artık Amerika-Türkiye ilişkileri gri renkte olmaktan çıkar, siyah-beyaz bir renge gelme aşamasına gelir. Yani ya siyah olur ya beyaz olur. Amerika en sonunda konuyu şuna getirebilir. Der ki işte müttefik misiniz değil misiniz artık bir karar verin. Veya Türkiye'de benzeri bir çıkış yapabilir. Gerçekten de bu konu önümüzdeki günlerde daha da ısınacak gibi görünüyor. Ama iki tarafta politik dili biraz yumuşatırlarsa aslında Amerika ve Türkiye ilişkileri yeniden beklenen düzeye gelir. Ayrıca Türkiye, bir kere daha söylüyorum, Amerika için çok çok önemli bir müttefik. Kesinlikle kaybetmek istemeyecektir. Özellikle Rusya ve Çin'le olan bu savaşında, bu ticari savaşında, bu politik savaşında Türkiye'yi kendi tarafında görmesi çok mühim. Herhalde adımlarını da buna göre atacaktır diye düşünüyorum. Ama risk büyük. Büyük bir ihtimalle, küçük bir ihtimal, özür diliyorum, küçük bir ihtimal de olsa ya siyah ya beyaz denme noktasına gelebilir diye düşünüyorum ben. Sinan Bey, bir de koronavirüs gelişmelerine bakalım mı Amerika'daki? Burada Biden'ın kabinesinin de hem seçim döneminde hem şu an hala Trump'ın politikalarını eleştirdiğini görüyoruz. Daha iyi bir yol izleyeceklerinin altını çizdiklerini görüyoruz. En son 200 milyon doz aşı satın alındığını belirtmiş Biden ve burada baktığımızda Trump'tan devraldığı koronavirüsle mücadele programını da eleştiriyor. Kamala Harris de aynı şekilde. Ve Biden, Amerikalılara daha sabırlı olmaları yönünde bir çağrı yaptı. Ayrıca Temmuz ayına kadar da tüm vatandaşlarını aşılayabileceğinin taahhütünü verdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz şu an Amerika içindeki koronavirüsle savaş anlamındaki bu yönetimde daha iyi bir gidişat olduğunu söyleyebilir miyiz Biden'ın iddia ettiği üzere? Sizin gözlemleriniz nelerdir? Ya şöyle söyleyeyim,
koronavirüs aşılarının planlanması aslında seçim dönemine denk gelmesi çok kötü oldu. Trump daha çok seçime kazanmaya konsantre oldu ve bu konudaki planlarının yetersizliği zaten konuşuluyordu. Daha seçimden önce de konuşuluyordu. Bir plan vardı ama bu plan benim görebildiğim kadarıyla, benim New York'ta görebildiğim kadarıyla bu plan yeterli bir plan olmadı. Çünkü New York'a baktığınız zaman bugün aşı bulmak zor, randevu yapmak zor, plansızlık var. Bazı aşıların çöpe atıldığı, insanların randevularına gitmeyince dolaplardan çıkan aşının bunun harici söyleyebileceğim aşıyla ilgili aslında birçok eyalette birçok problem var aşılanmayla ilgili. Aslında Amerika'nın elinde aşı var ancak dağıtım konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Biden de zaten bunu söylüyor. En büyük plansızlık dağıtım konusunda var. Önümüzdeki günlerde Biden herhalde yeterli zaman elde edecektir. Zaten Temmuz ayında Amerika tüm nüfusunu aşılayacak kadar aşıya sahip olacak. 600 milyon aşıya ulaşacak. Bu senenin ikinci yarısında muhtemelen Amerika kendi nüfusunun yarısından fazlasını aşılamış olur diye düşünüyoruz. Zaten bütün ekonomik ve ekonomik tahminler de, büyüme tahminleri de bunu öngörerek tahminlerde yapıyorlar. Amerika'nın ekonomisinin %6 büyümesi bekleniyor bu sene. Ama aşılanma kötü giderse, Biden bu konuda kötü performans gösterirse hayal kırıklığı olabilir. Sinan Bey, bir diğer önemli gündem maddesi de hala teşvik paketi. Amerika'da 1.9 trilyon dolarlık paket Şubat sonunda yasalaşması bekleniyor. Nancy Pelosi bu yönde bir açıklama yaptı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şubat sonunda yasalaşması durumunda ek teşvikler gerekir mi? Yoksa bu bir süre Amerika'nın belini burada dikleştirmesinde, yönünü bulmasında önemli bir adım olur mu? Nasıl değerlendirirsiniz? Bence Biden yönetiminin bu sene geçireceği son paket bu. Eğer işler iyi giderse, aşılanma iyi giderse ikinci bir pakete, ek bir teşvike gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ama şu anda benim gördüğüm bu 1.9 trilyonluk pakete gerçekten ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için de Biden aslında muhalefetin de oyunu, Cumhuriyetçi Parti'nin de oyunu istiyordu. Çünkü toplum tabanında kabul görebilmek için, bu paketin kabul görebilmesi için her ne kadar Demokrat Parti bu paketi tek başına geçirebilse de Cumhuriyetçilerin katkısı önemliydi. Ancak Cumhuriyetçiler farklı bir paket önermişlerdi. Bu da kabul görmedi. 700 milyar dolarlık bir paket önermişlerdi. Bu yeterli görülmedi. 1.9 trilyona Amerika'nın şu anda ihtiyacı var. Özellikle küçük işletmeler çok zor durumda. Küçük işletmeler, restoranlar bu paraya ihtiyacı var, yardıma ihtiyacı var. Ayrıca 1400 dolarlık bir yardım gelecek insanlara, özellikle zor durumda olanlara. Bu da insanlara en azından bir nefes aldıracaktır. Bununla beraber ekonominin de tabii yürümesi gerekiyor. Eğer insanlar para harcayamazsa ekonomi de yavaşlayacaktır. Amerika da bunu göze almayacak. Ancak cari açık, özür diliyorum, bütçe açığı çok fazla şu anda. Zannedersem 2 trilyonu geçecek bu sene bütçe açığı. Eğer bütçe açığı devam ederse bu şekilde borçlanma Amerika'nın önemli bir problemi olabilir önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Sinan Bey, sizin de dediğiniz gibi CBO ABD Kongresi Bütçe Ofisi'ne göre 2,3 trilyon doları bulacak burada Amerika'nın bütçe açığı. Peki teşvik paketi burada bol para ortamı yine bu bunun açılmasında rol oynar mı? Nasıl değerlendirirsiniz? Tabii ki. Yani bu sonuçta Amerika hazinesinden para çıkaracak. Belki hazinesini şu anda 1.9 trilyonu karşılayacak rakam olmazsa borçlanma yoluna devam edecekler. Borçlanacaklar, daha fazla tahvil satacaklar, daha fazla vergi toplayacaklar. Ama 1.9 trilyon elbette 2.3 trilyonluk borcu körükleyecek. Bu bütçe sorunu Amerika'da yıllardır devam ediyor, yıllardır borç büyümeye devam ediyor. Şu anda benim bildiğim 27 trilyon dolarlık bir borca ulaştı Amerika'nın borcu. Bunu önümüzdeki yıllarda
kontrol altına alması gerektiği bir noktaya geldi. Ve önümüzdeki yıllarda ben Amerika'da bütçede daha fazla daralma bekleyebilirim. Bekliyorum açıkçası. Bununla birlikte söylediğiniz gibi aslında 2.2 trilyon dolarlık beklentiyi ben iyimser olarak görüyorum bu sene. Belki daha fazla da olabilir. 2.7, 2.9 hatta 3 trilyona yaklaşan bir bütçe açığına ulaşabilir diye bekliyorum. Elbette bugün yapılan tahminler, şu an yapılan tahminler aşılanmanın iyi olduğu farz edilerek yapılan tahminler. Eğer aşılanma iyi devam etmezse dediğim gibi belki daha fazla paraya gerek duyulabilir. İkinci bir ek paket olabilir ama dediğim gibi bu sene 1.9 trilyon zannedersem bu sene geçecek tek paket. Sinan Bey, bir de Çin meselesine bakacak olursak Amerika'nın şu an odaklandığı ana meselelerden birisi ve Joe Biden eğer harekete geçmezsek Çin bizi geçecek, hızlanmak zorundayız şeklinde bir açıklamaya da yer verdi. Öte yandan Çin Görev Gücü adlı bir birimin kurulacağını da açıkladı önceki gün Savunma Bakanlığı'na ziyareti esnasında. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çin Görev Gücü diye özel bir birim bile açılıyor bu konuda. Amerika'nın Çin konusunda kaygılı olduğu aşikar. Nasıl bir politika izlenecek sizce? Amerika'nın kaygılarının ticari olduğunu düşünüyorum ben. Çin'le olan kaygılarında politikadan daha çok ya da stratejik öneminden daha çok ticari olarak kaygı büyük. Aslında Amerika'nın da bu konuda atacağı adımlar dünyanın da ekonomik durumunun, küresel ekonomi durumuna şekil verecek. Çünkü ben Amerika'yı Avrupa Birliği'nin de Amerika'yı izleyeceğini düşünüyorum Çin konusunda. Çin gerçekten çok büyüdü. Çin ekonomisi çok büyüdü. Birçok ülkede etkili, birçok yerde çok etkili. Ancak şöyle bir durum var. Biraz adaletsiz diyebileceğimiz bir durum var. Örneğin Amerikan şirketleri Google, Facebook, Twitter ve birçok Amerikan şirketi Çin'de varlık gösteremiyorlar, Çin'de yasaklılar. Buna karşılık Çin'in uygulamaları, mesela örneğin TikTok gibi uygulamalar Amerika'da varlığını devam ettirebiliyor, Amerika'da para kazanabiliyor, Amerika'da iş yapabiliyor. Herhalde Biden bu konuda çok adım atacaktır. Özellikle cari dengeyi bulabilmek için, cari dengeyi yakalayabilmek için ya Çin'de daha çok satış yapma yoluna gidecektir ya da Çin'in satışını Amerika'da biraz kısıtlamaya ya da Amerikan ürünlerine daha fazla önem vermeye, yerli ürünlere daha fazla önem verecek bir programı geçirmesini bekliyorum. Çin'le uğraşacak özel bir birimin olması bence daha önemli olan bir konu var. Rusya'yla özel bir birim kurması daha önemli. Çünkü Rusya'nın özellikle siber alanda Rusya ile mücadele edecek bir birimin olması çok daha önemli. En son yaşanan biliyorsunuz SolarWinds hack'i Amerika halen Rusya'nın elinde ne tür bir bilgi olduğunu bilmiyor. Kendi hükümetlerinden ne kadar bilgi çalındığını bu hack davasında, bu hack olayında daha henüz ortaya çıkarabilmiş değil. Henüz tam bir açıklama yok bu konuda. Dolayısıyla iki ülkeyle de aslında mücadele etmesi gerekecek Amerika'nın. Sinan Bey, kripto para piyasasına da bir parantez açalım mı? Orada da yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Aslında dalgalı da seyir olduğunu söyleyebiliriz ama Amerika'da da otoritelerden dikkatli olunması, kötü sonuçlar doğurabileceği ve kripto paraların tehlikeli olduğuna ilişkin açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Şu an Bitcoin 50 bin doları zorluyor. Oldukça yüksek seviyelerde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu anlamda manipülatif hareketlerin de altı çiziliyor bazı yine otoritelerce. Siz nasıl ele alırsınız? Bitcoin beklenmedik bir şekilde gerçekten bir anda 20 binlerden tekrar 40 binlere 20 binlere tekrar ulaşmıştı. 40 bini geçti, 45 bini geçti ve 50 bini zorluyor söylediğiniz gibi. Elon Musk'ın biliyorsunuz 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alışı aslında bunda çok büyük etkili oldu. Ve Elon Musk'ın Twitter hesabı aslında manipülatif hareketlerin kaynağı olarak gözüküyor. Elon Musk A dese A ile ilgili hisse satın alınıyor. B dese B ile ilgili hisse satın alınıyor. Bitcoin derse Bitcoin, Dogecoin derse Dogecoin alınıyor. Dolayısıyla Elon Musk aslında bu işin bir kaynağı gibi oldu. Tesla'nın sahibi. Bununla birlikte Bitcoin 50 bini zorluyor. 50 bini geçecek mi? O konuda gerçekten kripto paraların
tahmin edilemez oluşu aslında benim de burada söyleyebileceklerimi kısıtlıyor. 50 bini geçer desem bir zaman sonra belki 40 bine düşer. Burada yanlış bir yönlendirme yapmış olurum. O yüzden kripto ile ilgili ben pek bir yorum yapmıyorum. Çünkü dinamiklerini tahmin etmek çok zor. Neye göre yükseldiğini, neye göre düştüğünü söyleyebilmek çok zor. Ama kripto paralarda aslında yeni bir oluşum var. Merkezi olmayan finans ağı denilen bir ağ başladı. Yeni bir ağ başladı. Burada da aslında bizim bir profesörümüz var, Türk bir profesörümüz var, Emin Günsürer. Onun da bu konuda bir çalışmaları vardı. Bu alanda ben bir hareket bekliyorum. Bu alanda bir yükseliş bekliyorum. Bu alanda ortaya çıkacak altcoin'lerin yakın zamanda daha popüler hale geleceğini düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi bizden de bir Türk profesörün yaptığı bir coin var. O da yükselişe geçiyor. Geçtiğimiz hafta. Evet, zaten direkt bir birim olarak kullanılması yönünde de şirketlerin girişimleri var. Resmi olarak sayılması yönünde de çalışmalar sürüyor bir yandan. Göreceğiz hep beraber çalışmaları. Bir de JP Morgan'ın Türkiye ekonomisi için büyüme beklentisi var. Arttırdı, yukarı yönlü revize etti ve gelişmekte olan ülke para birimlerine baktığımızda da Türkiye pozitif ayrışıyor diyebiliriz. Hem JP Morgan'ın bu yukarı yönlü revizesini hem de TL'nin şu anki durumuna ilişkin sizin analizleriniz, yorumlarınız ne olur? Türkiye, biz yıllardır aşılanma konusunda çok iyiyizdir. Türkiye'nin aşılanma konusunda gösterdiği olumlu adımlar aslında iyimser tahminleri destekliyor. İyimser tahminlerde bulunmalarını sağlıyor özellikle finans kurumlarının. JP Morgan'ın yaptığı tahmini ben olumlu görüyorum, doğru olarak buluyorum. Bu sene Türkiye ekonomisi %8'den fazla büyüyeceği, %8'in üzerinde büyüyeceği tahmin ediliyor. Aşılanma böyle devam ederse, JP Morgan şu anda gördüğüm %1'den %1.9'a çıkarmışlardı. Ancak Fed'in tahmini %8'in üzerindeydi. Ama yükseliş olması, bir yükseliş beklentisi çok önemli. Bununla birlikte ticari anlamda çok önemli gelişmeler olacağını tahmin ediyorum. Özellikle Amerika ve Türkiye arasındaki ticari gelişmeler artık hareket kazanmak zorunda. Türkiye'nin Amerika'ya karşı ticari açığı var, cari açığı var. Ve bu cari açığı kapatabilmek için aslında Türkiye'nin Amerika'da daha fazla ürün satması gerekiyor. Biz de ticaret odası olarak aslında bu konuda bir yükseliş bekliyoruz. Ticaret odası olarak, ticaret odasından bahsetmişken bu arada Amerika'da ürünlerini yerleştirmek isteyen, Amerika'da varlığını sürdürmek isteyen, Amerika'ya açılmak isteyen firmalara da biz de ticaret odası olarak destek veriyoruz. Onlara buradaki profesyonel ağımızı açıyoruz. İnşallah biz de bu konuda cari açığı kapatma konusunda, Türkiye'nin ticaretini yükseltme konusunda elimizden geleni yaparız. Elimizden geleni yapmış oluruz. İnşallah bu açık biraz daha kapanır bu sene. Bunun haricinde büyüme tahminini ben olumlu buluyorum. Büyüme tahmini aslında 1.9 çok da iyi görünen bir rakam değil. Yükseltmiş olmasına rağmen. Ama dediğim gibi Fed'in daha önce yapmış olduğu, özür diliyorum, Fed değil, IMF'in yapmış olduğu, daha önce yapmış olduğu %8'lik tahmin bana daha doğru geliyor. Evet. Çünkü herkes, her şey, ticaret, herkes hazır şu anda, iş yapmaya hazır durumda, yorulmuş durumdalar pandemiden. Artık aşılanma ve rakamlar düştükçe bir anda ekonomik büyüme bütün ülkelerde, aşılanmaya devam eden ülkelerde devam edecektir. Evet, Sinan Bey, çok teşekkür ediyoruz New York'tan aktardıklarınız için, katılımınız için. Çok teşekkür ederim Eda Hanım. Sizlere iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyorum. Size de iyi günler. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, ATCCI Batı Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Sinan Odes bizlerle birlikteydi. New York'tan bağlandı yayınımıza ve noktalıyoruz Stüdyo New York'u. Kısa bir aranın ardından Yeni Dünya Düzeni programıyla Ali Değermenci sizlerle olacak.